kesin olacak. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim efendim? 5-6 Mayıs için bir yoğunluğumuz var. 20 yıldan beri diyebiliriz belki de Kakava artık bölge halkının Tunca kenarında yerel olarak yerel ritüellerle yaşatıldığı bir etkinlikle beraber turistik bir aktivite haline de gelmeye başladı. Tabii biz burada geleneklerin korunmasını, ritüellerin korunması yönünde çabamız ve önlemlerimizi almaya çalışsak da turistlerin çok yoğun ilgi gösterdiği, gerçekten çok fantastik, pozitif duyguların yansıtıldığı bir baharın müjdecisi etkinlik haline geldi. Edirne son yıllarda konaklama sektöründe çok büyük atılımlar yaptı. Yatak kapasitesi çok arttı ve buna bağlı olarak da seyahat acentalarının bu etkinliği kaçırmama yönündeki büyük bir elimini görmekteyiz. Bu yılda aylar öncesinden rezervasyonlar yapılmıştı. Depremle beraber bu biraz soru işaretleri olsa da bu yüzyıllardan beri devam eden bir gelenek olduğu için Kakava ritüelleriyle beraber yine de yaşatılmaya çalışılacak. Her sene 5-6 Mayıs tarihinde Hıdrellez Şenlikleri Edirne'de kutlanılıyor. Somut olmayan kültür değerleri, kültür varlığı olarak da değerlendiriliyor aynı zamanda. Biliyorsunuz pandemi zamanında bu şenlik ilk defa pandemide yapılamadı, gerçekleştirilemedi. Pandeminin sonrasında belli bir yoğunluğa sahipti. Bu sene yoğunluk biraz daha arttı. Öyle görünüyor şu anda. Yoğun bir talep var şu anda. Özellikle 5 ve 6 Mayıs tarihleri için, hafta sonuna da denk geldiği için yakın şehirlerden olduğu gibi aynı zamanda uzak şehirlerden de gelen misafirlerimiz var. İşte Ordu'dan var, Eskişehir'den var, Kayseri'den var. Kakao ateşi Edirne'nin ekonomisine bir katkı sağlayacaktır, buna inanıyorum. 5-6 Mayıs tarihinde de yine yüksek talep bekliyoruz. Bu tarz organizasyonlar Edirne turizmin gelişimi açısından da aslında çok önemli ve çok elzem. Ne kadar başarılı, ne kadar güzel, ne kadar keyifli geçerse her geçen yıl biraz daha artarak devam edecektir. Ve bu tarihlerle de sınırlı kalmayacaktır. Farklı zamanlarda da Edirne ziyaretçi almaya devam edecektir diye inanıyoruz.